Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz evde süt tozu nasıl yapılır? Yine yanlış duymadınız, bir ilk süt tozunu yapacağız. Yine bize lazım olan tek şey arkadaşlar 1,5 litrelik süt. Açık süt ya da market sütü hiç fark etmez. Ocağa koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Şu anda tabakaları topladı. Kaynama seviyesine geldi. Hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece sütümüzü kaynatıyoruz. Ve kaynaya kaynaya sütümüz koyulaşıyor. Dibinde katı bir halde kalıyor. O vakte kadar kaynatıyoruz. Buradaki önemli olan kısımsa sütümüzün dibine tutmaması, yanmaması arkadaşlar. O yüzden tencere seçiminiz çok önemli. Ve kısık ateşte ocakta süt tozunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten 1,5 litreydi. Şu anda neredeyse 1,5 su bardağı kaldı. Ve süt azaldıkça arkadaşlar, koyulaştıkça rengi sararmaya başladı. Bunun da sebebi içindeki bütün su miktarlarının gitmesi ve yani şu anda sütümüzün içindeki yağ kısmının kalmış olması. Sık sık karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir spatula olursa daha güzel oluyor. Kenarda kalan kaymaklara falan hepsini toparlayabiliyorsunuz. Hiçbir işlem yok dediğim gibi. Kısık ateşte karıştıra karıştıra bekliyoruz. Aynen süt reçeli yapar gibi arkadaşlar. Sürekli başına duruyoruz ve kaynatıyoruz. Eğer ki yanmayan bir tencerede yapıyorsanız başına durmasına da gerek yok. Gittikçe geldikçe karıştırırsınız. Yeter bu. Süt tozunun niye yapıyoruz derseniz arkadaşlar ve neye kullanabiliriz? Bu evde yapmış olduğumuz süt tozu kahvelerde kullandığımız süt tozundan farklı arkadaşlar. O kahvelerin içine kullanmış olduğumuz süt tozları hem tatlandırıcı hem de yani sütü az olan bir şey var. Yani süt oranı az orada. Tatlandırıcı ve koku aromalı maddeler katıldığı için onu kahvelerde kullanıyoruz. Bunu besin için kullanmış olduğumuz süt tozu arkadaşlar bunlar. Şu anda ben 1,5 litre sütten arkadaşlar yaptığım için ben bunu çözündürürken 1,5 litre su koyduğum zaman tekrar bir daha aynı sütümü elde etmiş olacağım. İyice koyulaştı gördüğünüz gibi. Süt tozunu arkadaşlar bir kışlık hazırlık olarak da düşünebilirsiniz. Mesela şu anda hani çoğu kişi hemen hemen herkes annesinin babasının evine gittiği için mesela oralarda yani doğal inek sütlerinden falan süt tozu yapıp şehirde evinize getirip orada yoğurt falan yapabilirsiniz. Süt tozundan yapılan yoğurtlar arkadaşlar çok güzel ve katı tutuyor. İçindeki su oranları hepsi gittiği için sadece süt kaldığı için arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da işte içmek için aroması biraz bana ağır geliyor. Ama yemeklerde işte tatlılarda süt, normal sütü nerede kullanıyorsanız aynı şekilde arkadaşlar bunu da o şekilde kullanabilirsiniz. Suyla çözündürüp. İster sıcak su olsun ister soğuk su olsun aynı işlemi yapar ama sıcak su daha çabuk çözülmesini sağlar. İyice koyulaştıktan sonra arkadaşlar gördünüz zaten tepsiye bir tane yağlı kağıt serdim. Çok kolay bir şekilde arkadaşlar. Yani macun gibi her tarafa güzel bir şekilde yayabiliyorsunuz. Spatulayla da iyice ince bir tabak halinde serebiliyorsunuz. Şimdi bunu balkona güneş alan bir yere koyacağım ve orada kurutuyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi balkona koyduk. Bunu yani öğleden sonra ikindin gibi koydum. Şu anda sabah saat 9-10 arkadaşlar. Neredeyse akşamdan sabah diyeceğim şekilde. Bu kıvama geldi şu anda ince de serdiğimiz için. Kalıp gibi çıkıyor yağlı kağıtta. İyice elimizle bunları ufalayacağız arkadaşlar.
Hiç ufalamasak da olur ama ufalayınca daha çabuk kuruyor. Şu anda rengi sapsarı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Benim kullanmış olduğum sütüm açık doğal süt olduğu için arkadaşlar süt tozum da sarı. Çünkü yani doğal beslendiği için inekler. O yüzden bu yüzden sarı. Siz hani başka türlü yaparsanız, açık süt değil de marke sütü falan kullanmış olursanız arkadaşlar, o zaman da sarı değil de belki biraz daha beyaz olur. Bu sütün kalitesinden kaynaklanır. Yapmış olduğunuz bir yanlış ya da bir herhangi bir hata olduğundan değil. İkinci günün sonunda arkadaşlar süt tozum artık hazır. Gördüğünüz gibi elimden iyice ufaladım. Zaten çok çabuk hızlı bir şekilde ufalanıyor. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Şu anda ufaladık. Artık işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ben bunu blender'a koyacağım. Ve blender'ı da iyice toz haline getirene kadar çırpacağım. Bazen bazı arkadaşlar içine bunu blender'da çekerken bir su bardağı da pudra şekeri koyuyorlar arkadaşlar. Ben koymadım çünkü yani tatlılarda kullanmayabilirim, tuzlularda da kullanabilirim diye koymadım, garanti olsun diye. Ama içine pudra şekeri koyarsanız hem biraz daha toz kıvamında olacaktır hem de rengi biraz daha beyaza yakın olacaktır. Ama ben emin olmadığım için neye lazımsa o zaman kullanmayı tercih ettiğim için o zaman koyacağım. Şimdi iyice blender'da çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kıvamda yeter. Eğer ki bu kıvamda istemiyorsanız bir gün daha güneşli tutabilirsiniz. Ama zaten çözünen bir, suda eriyecek bir toz ya da bir gıda olduğu için bu hali yeter. Dediğim gibi arkadaşlar, süt tozumuzun sarı ya da beyaz olması kullanmış olduğumuz sütün açık ya da kapalı ya da hani ineklerin doğal ya da besinden beslenmesi ya da gezen inek olması hepsi ondan kaynaklanır ve yağdan kullanmış olduğumuz sütten kaynaklanır arkadaşlar. Sütün kalitesiyle ve yağsıyla alakalıdır rengi. Bazen süt tozu kullandığınızda beyaz yaptığınızda beyaz da olabilir. O sizi şaşırtmasın. Aynı süt tozudur. Süt tozunu yaptıktan sonra arkadaşlar muhakkak dolabınızın buzlu kısmında ya da soğutucu kısmında koyun. Orada saklayın. Yine bir sonraki daha organik bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.